Prens neşesine ev halkına, tanıdıklarına, hatta Siçerbatsk'lerin kaldıkları evin Alman sahibine de geçirmişti. Kiti ile şifalı sulardan dönen albayı, Maria Yevgenya'yı ve Varenka'yı kahve içmeye evine çağıran prens, masayı ve koltukları küçük bahçeye, kestane ağacının altına çıkarmalarını ve bir kahvaltı sofrası hazırlamalarını emretti ev sahibi de, hizmetçiler de prensin neşeli halinin etkisiyle canlanmıştı. Cömertliğini bilirlerdi ve yarım saat sonra üst katta oturan Hamburglu hasta doktor, kestane ağacının altında toplanmış, sağlıklı insanlardan oluşan bu neşeli Rus grubuna pencereden gıptayla bakıyordu yaprakların daire halinde titreşen gölgeleri altında üzerine beyaz bir örtü örtülmüş, kahvelik, ekmek, tereyağı, peynir, soğuk av eti konmuş masanın başında leylak rengi, kurdeleli, dantel başlığıyla prenses oturmuş, fincanları ve küçük tereyağlı ekmekleri dağıtıyordu. Masanın öbür ucunda prens oturuyor, büyük bir iştahla yiyor, yüksek sesle ve neşe içinde bir şeyler anlatıyordu. Prens aldığı eşyaları, oymalı küçük sandıkları, küçük oyuncakları, gittiği yer kaplıcadan yığınla satın aldığı her türden kağıt bıçağını yanına sıralamış, bunları uşaklişen ve gülünç şekilde kötü Almancasıyla sakalaştığı kitiyi şifalı suların değil, onun mükemmel yemeklerinin, özellikle de erik kurusu çorbasının iyileştirdiğini söylediği ev sahibi de dahil herkese armağan ediyordu. Prenses Rus alışkanlıklarından ötürü kocasıyla alay ediyordu ama kaplıcalarda geçirdiği sürece hiç olmadığı kadar canlı ve neşeliydi. Albay her zamanki gibi prensin şakalarına gülüyordu. Ancak dikkatle incelediği Avrupa konusunda prensesin tarafını tutuyordu. İyi yürekli Maria prensin anlattığı komik şeylere gülmekten katılıyordu. Varenka da Kitty'nin daha önce hiç görmediği şekilde prensin şakalarının neden olduğu zayıf ama bulaşıcı gülüş yüzünden gevşemişti. Bütün bunlar Kitty'yi neşelendiriyordu ama düşüncelerinden kurtulamıyordu. Dostları ve bu kadar çok sevdiği yaşam üzerine babasının neşesiyle bakışı istemeden ortaya attığı meseleyi çözemiyordu. Buna artık bu kadar açık ve tatsız bir şekilde ortaya çıkmış olan Petrovlarla ilişkilerindeki değişiklik eklenmişti bir de. Herkes neşeliydi ama Kiti neşelenemiyordu. Bu da onu daha fazla üzüyordu. Çocukluğunda ceza olarak odasına kapatıldığı zaman ablalarının neşeli kahkahalarını duyduğunda hissettiği gibi bir duyguya kapılıyordu. Prenses gülümseyerek ve kocasına bir fincan kahve uzatarak bu kadar çok şey niye aldın ki dedi. Dolaşmaya çıkıyorsun, bir dükkana yaklaşıyorsun ve bir şeyler almanı istiyorlar. Dayanamıyorum. On teler gidiyor cepten. Sırf can sıkıntısından dedi prenses. Elbette can sıkıntısından. Öyle bir sıkıntı ki azizim, nereye gideceğini bilemiyorsun. Nasıl sıkılabiliyorsunuz prens? Şimdi Almanya'da o kadar çok ilginç şey var ki dedi Maria. Evet, bütün ilginç şeyleri biliyorum. Kuru erik çorbasını, sucuklu nohutu biliyorum. Hepsini biliyorum. Hayır ama prens, ne derseniz deyin, ilginç kurumları var, dedi albay. Neleri ilginç, hepsi de hallerinden memnunlar. Herkesi yenmişler. Ben neden mutlu olayım? Hiç kimseyi yenmedim. Sadece çizmelerini kendin çıkart. Bir de onları kapının arkasına kendin koy. Sabah kalk, hemen üstünü giyin. Çay salonuna berbat bir çay içmeye git. Bizde böyle mi bu işler? Acele etmeden yataktan kalkarsın, bir şeylere kızarsın, biraz dırdır edersin, iyice kendine gelirsin, her şeyi etraflıca düşünür, acele etmezsin. Ama vakit nakittir, bunu unutuyorsunuz, dedi albay. Hangi vakit? Öyle zaman olur, koca bir ayını elli kapıya verirsin. Öyle zaman olur, bir yarım saati kaç para versen alamazsın. Öyle değil mi Katenka? Sen niye böyle keyifsizsin? bir şeyim yok. Prens Varenka'ya nereye gidiyorsunuz biraz daha oturun dedi. Varenka ayağa kalkarak eve gitmeliyim dedi ve tekrar kahkahaları koyuverdi. Kendini toparladıktan sonra vedalaştı ve şapkasını almak için içeri girdi. Kiti arkasından gitti. Şimdi Varenka bile ona farklı görünüyordu. Daha kötü değildi ama daha önce hayalinde canlandırdığından farklıydı. Varenka şemsiyesini ve çantasını alırken Ah çoktandır bu kadar gülmemiştim dedi. Babanız ne kadar sevimli. Kiti bir şey demedi. Ne zaman görüşürüz diye sordu Varenka. Mamam Petrovlara uğramak istiyordu. Siz onlara gitmeyecek misiniz dedi Kiti Varenka'yı denemek için. Gideceğim diye yanıtladı Varenka. Gitmeye hazırlanıyorlar. Eşyalarını toplarken yardım edeceğime söz vermiştim. O zaman ben de geleyim. Hayır siz ne yapacaksınız? Kitty, Varenka'nın gitmesine izin vermemek için şemsiyesinden tutmuş, gözlerini iri iri açarak "Neden? Neden?" diyordu. "Hayır, durun neden? Öylesine işte, babanız geldi. Hem sonra onlar sizden çekiniyor." "Hayır, petrollara sık sık gitmemi neden istemiyorsunuz söyleyin bana. Siz de gitmemi istemiyorsunuz değil mi neden?" "Ben öyle demedim," dedi Varenka sakin bir şekilde. "Hayır lütfen söyleyin." Her şeyimi söyleyeyim diye sordu Varenka. Her şeyi, her şeyi diye atıldı Kiti. Aslında önemli bir şey yok. Yalnız Mihail Alekseyeviç önceden daha erken gitmeye niyetlenirken şimdi gitmek istemiyor, dedi Varenka gülümseyerek. Kiti Varenka'ya asık bir suratla bakarak hadi hadi diye Varenka'yı acele ettiriyordu. Nedense Anna Pavlovna onun siz burada olduğunuz için gitmek istemediğini söyledi. Elbette bu pek yersiz bir şey. Ama bu yüzden, yani sizin yüzünüzden aralarında tartışma çıkmış. Bu hastaların ne kadar sinirli olduğunu siz de bilirsiniz. Kitty suratını gittikçe daha fazla asarak hiçbir şey söylemiyor, yalnız Varenka konuşuyor, onu yumuşatmaya, yatıştırmaya çalışıyor ve gözyaşı patlaması mı yoksa söz patlaması mı bilmediği bir patlamanın yaklaştığını görüyordu. Bu durumda gitmeseniz daha iyi olur. Anlarsınız işte, kalbiniz kırılmasın. Kiti Varenka'nın elinden şemsiyesini aldı ve arkadaşının yüzüne bakmadan "Oh olsun bana, oh olsun." dedi çabuk çabuk. Varenka arkadaşının çocuksu öfkesine bakarak gülümsemek istiyordu ama onu gücendirmekten korkuyordu. "Nasıl oh olsun, anlamıyorum." dedi Varenka. Bütün bunlar yapmacık olduğu, hepsi uydurma olduğu, yürekten olmadığı için oh olsun. Elim adamıyla ne işim vardı benim. İşte sonunda bir tartışmaya neden oldum ve kimsenin benden istemediği bir şey yaptım. Hepsi sahtelikten, yapmacıklıktan, yapmacıklıktan. İyi ama bu yapmacık davranışların amacı neydi dedi sessizce Varenka. Ah ne kadar aptalca, ne kadar alçakça. Bunları yapmama hiç gerek yoktu. Hepsi yapmacık dedi şemsiyeyi bir açıp kapayarak. Ama hangi amaçla yaptınız? insanlara karşı, kendime karşı, Tanrı'ya karşı daha iyi görünmek, herkesi kandırmak için. Hayır artık buna kendimi kaptırmayacağım. Kötü olurum ama hiç olmazsa yalancı, aldatıcı olmam. Kimmiş aldatıcı dedi Varenka, sitemli sitemli. Öyle konuşuyorsunuz ki sanki ama kiti bir öfke nöbeti içindeydi. Varenka'nın sözünü tamamlamasına izin vermedi. Sizden söz etmiyorum, hiç söz etmiyorum. Siz mükemmelsiniz. Siz her bakımdan mükemmel olduğunuzu biliyorsunuz ama ben kötüysem ne yapayım? Kötü olmasaydım bunlar olmazdı. Varsın olduğum gibi kalayım ama başkası gibi davranmayayım. Bana ne Anna Pavlovna'dan? Varsın onlar istedikleri gibi yaşasın. Ben de istediğim gibi. Farklı biri olamam ben. Bunların hiçbiri o şey değil, değil. Olmayan ne?" dedi Varenka anlamayarak. "Hiçbiri o şey değil." Ben yüreğimin sesine göre yaşıyorum. Başka türlü yaşayamam. Siz ise kurallara göre yaşıyorsunuz. Ben sizi sevmiş olmak için sevdim. Siz ise sırf beni kurtarmak, bana bir şeyler öğretmek için haksızsınız," dedi Varenka. Başkaları hakkında hiçbir şey demiyorum. Kendimden söz ediyorum. Annesinin sesi duyuldu. "Kiti, buraya gel. Babana mercanları göster." Kitty arkadaşıyla barışmaksızın gururlu bir edayla masanın üstünden küçük bir kutudaki mercanları aldı ve annesinin yanına gitti. ''Neyin var senin? Niye bu kadar kızardın?'' dediler annesi ve babası bir ağızdan. ''Bir şeyim yok.'' diye yanıtladı Kitty. ''Hemen geliyorum.'' Koşarak geri döndü. ''Hala burada.'' dedi içinden. ''Ne diyeceğim ona tanrım? Ben ne yaptım, neler söyledim, neden onu üzdüm? Ne yapmalıyım, ona ne demeliyim?'' diye düşünüyordu Kiti ve kapının önünde duruyordu.'' Varenka şapkasını giymiş, elinde şemsiyesiyle masanın yanında oturuyor, Kitty'nin kırdığı şemsiye yayını inceliyordu. Başını kaldırdı. Varenka, bağışlayın beni, bağışlayın diye fısıldadı. Kitty Varenka'nın yanına yaklaşarak, ne söylediğimi anımsamıyorum, ben... Doğrusu ben sizi üstmek istememiştim dedi Varenka gülümseyerek. Barış imzalanmıştı. Ama babasının gelişiyle birlikte içinde yaşadığı dünya Kiti için tümden değişmişti. Öğrendiklerini yastımıyordu. Ama olmak istediği gibi olabileceğini düşünerek kendini kandırdığını anlamıştı. Sanki uykudan uyanmıştı. Çıkmak istediği tepede yapmacıksız ve övüngen olmadan tutunmanın zorluklarını hissetmişti. Bundan başka içinde yaşadığı bu acı, hastalık ve ölmek üzere olan insanlar dünyasının tüm ağırlığını hissetmişti. Bu dünyayı sevmek için kendi üzerinde harcadığı çabalar ona çok acı gelmişti ve bir an önce temiz havaya çıkmak, Rusya'da ablası Dolin'in çocuklarıyla birlikte gittiğini mektuptan öğrendiği Yergi Şova'da olmak istiyordu. Fakat Varenka'ya olan sevgisi azalmamıştı. Kiti vedalaşırken Rusya'ya onlara gelmesi için Varenka'ya yalvarıyordu. Evlendiğiniz zaman gelirim dedi Varenka. Ben hiçbir zaman evlenmeyeceğim. Tamam, o zaman ben de hiçbir zaman gelmeyeceğim. Öyleyse ben de sırf bunun için evleneceğim. Bakın, ama sözünüzü unutmayın dedi Kiti. Doktorun tahminleri doğru çıkmıştı. Kiti Rusya'ya evine iyileşmiş olarak döndü. Eskisi kadar kaygısız ve neşeli değildi ama huzurluydu. Moskova'da yaşadığı acılar birer anı olmuştu artık. Sergey Ivanoviç Koznişev zihinsel çalışmadan yorulan kafasını dinlendirmek istemiş ve her zamanki gibi yurt dışına gitmek yerine Mayıs'ın sonunda köye kardeşinin yanına gelmişti. Ona göre en güzel yaşam köydeki yaşamdı. Şimdi bu yaşamın tadını çıkartmak için kardeşine gelmişti. Levin çok sevinmişti. Üstelik Nikolay ağabeyini de bu yaz artık beklemiyordu. Ancak Konstantin Levin, Sergey Ivanoviç'i sevmesine ve saymasına rağmen köyde ağabeyi yanındayken huzursuz oluyordu. Sergey Ivanoviç köyle ilgili düşünceleri onu huzursuz ediyor, hatta hoşuna gitmiyordu. Konstantin Levin için köy yaşam yeriydi. Yani sevinçlerin, acıların, çalışmanın yeriydi. Sergey İvanoviç için köy bir yandan çalışmaktan yorulup dinlenmek, diğer yandan ahlak bozukluğuna karşı memnuniyetle ve yararlarını bilerek aldığı faydalı bir panzehir demekti. Konstantin Levin için köy yararları tartışılmaz bir çalışma alanı olduğu için iyiydi. Sergey İvanoviç için köy özellikle orada hiçbir şey yapamadığı ve yapmak zorunda olmadığı için iyiydi. Bundan başka Sergey Ivanovich'in köy halkına karşı davranışları da Konstantin'in biraz kalbini kırıyordu. Sergey Ivanovich halkı sevdiğini ve tanıdığını söyler, köylülerle sık sık sohbet eder, bunu yapmacığa kaçmadan, kendini naza çekmeden gayet iyi becerirdi ve böyle her sohbetten halkın yararına ve halkı tanıdığının kanıtı olarak genel bilgiler çıkarırdı halka bu şekilde davranılması Konstantin Levin'in hoşuna gitmiyordu. Konstantin için halk sadece ortak emeğin en önemli katılımcısıydı köylüye duyduğu saygıya ve kendi deyimiyle köylü süt ninesinden sütle birlikte emdiği bir tür akraba sevgisine karşın köylülerle birlikte ortak çalışmaya katılan ve zaman zaman bu insanların kuvvetinden, yumuşak başlılığından, adaletli tavrından hayrete düşen biri olarak ortak işte başka nitelikler gerektiğinde düşüncesizliği, şapşallığı, sarhoşluğu, yalancılığı yüzünden halka kızardı. Konstantin Levine halkı sevip sevmediğini sorsalardı ne yanıt vereceğini kesin olarak bilmezdi. Genellikle insanları olduğu gibi halkı da hem sever hem sevmezdi. Elbette iyi bir insan olarak insanları dolayısıyla halkı sevmekten çok sevmesi söz konusuydu. Fakat halkı özel bir şey olarak sevmesi ya da sevmemesi olanaksızdı çünkü yalnızca halkla birlikte yaşamakla tüm çıkarları halka bağlantılı olmakla kalmıyor aynı zamanda kendisini halkın bir parçası sayıyor kendisinde ve halkta hiçbir özel nitelik ve kusur görmüyor kendisini halkla kıyaslamıyordu ayrıca patron aracı asıl önemlisi akıl hocası olarak Köylüler ona inanır ve kırk vers öteden akıl danışmaya gelirlerdi. Köylülerle uzun yıllar en yakın ilişkiler içinde yaşadığı halde halkla ilgili belli bir yargısı yoktu ve halkı tanıyıp tanımadığı sorusu üzerine tıpkı halkı sevip sevmediği sorusuna yanıt verirken çektiği zorluğu çekebilirdi. Halkı tanıdığını söylemek onun için insanları tanıdığını söylemekle aynı şeydi iyi ve ilginç insanlar olarak gördüğü köylüler de dahil her türlü insanı sürekli gözlemler, tanımaya çalışır ve bu insanlarda hep yeni özellikler görür, onlarla ilgili önceki düşüncelerini değiştirir, yenilerini oluştururdu. Sergey Ivanovich ise tam tersi bir davranış içindeydi tıpkı köy yaşamını sevmediği bir yaşamın karşıtı olarak sevdiği ve övdüğü gibi halkı da sevmediği insan sınıfının karşıtı olarak seviyor ve genel anlamda insanların karşıtı bir şey olarak tanıyordu. Onun metodik aklında halk yaşamının belirli kalıpları açık şekilde oluşmuştu. Bu kalıplar kısmen halkın yaşamından ama daha çok karşıtlıktan kaynaklanıyordu. Sergey Ivanoviç halk konusundaki düşüncesini ve ona karşı merhametli davranışlarını asla değiştirmezdi. Halk konusunu konuşurken kardeşler arasında çıkan anlaşmazlıklarda halkla halkın karakteriyle, özellikleri ve zevkleriyle ilgili belli görüşleri olduğu için Sergey Ivanoviç her zaman kardeşine üstün gelirdi. Konstantin Levin'in ise belirli ve değişmez hiçbir görüşü yoktu. Bu yüzden Konstantin bu tartışmalarda her zaman kendisiyle çelişkiye düşerdi. Sergei Ivanovich için küçük kardeşi iyi yürekli, mert bunu Fransızca söylüyordu ama oldukça işlek bir zekaya sahip olduğu halde bir anlık izlenimlere kendini kaptırıp çelişkilere düşen bir çocuktu. Bir ağabey hoşgörüsüyle bazen ona olayların anlamını açıklardı ama son derece kolay yendiği için onunla tartışmaktan keyif alamazdı. Konstantin Levin, ağabeyine çok akıllı ve eğitimli, bu sözcüğün en yüksek anlamında soylu ve toplumun iyiliği için üstün bir çalışma yeteneğine sahip bir adam gözüyle bakardı. Fakat yaşlandıkça ve ağabeyini daha yakından tanıdıkça kendisinde hiç bulunmadığını hissettiği bu çalışma yeteneğinin belki de iyi bir nitelik değil tam tersine bir şeylerin ama iyi dürüst soylu istek ve zevklerin değil de adına yürek denen yaşama gücünün insanı önüne çıkan sayısız yaşam yollarından birini seçmek ve yalnız bu yolu arzulamak zorunda bırakan isteğin eksikliği olduğunu ruhunun derinliklerinde giderek daha çok düşünüyordu ağabeyini daha fazla tanıdıkça Sergey için de toplum yararına çalışan pek çok başka insanın da toplum yararına gösterdikleri bu sevgiye yürekleriyle yönelmediklerini ama bununla uğraşmanın iyi bir şey olduğuna akıllarıyla hükmettiklerini ve sırf bu nedenle bu işle uğraştıklarını daha fazla fark ediyordu. Ağabeyinin toplum yararı ve ruhun ölümsüzlüğü gibi meseleleri bir satranç partisinden ya da yeni bir makina'nın çok zekice tasarlanmış yapısından birazcık daha fazla yüreğine yakın hissetmediğini fark etmesi de Levin'in bu hipotezini doğruluyordu. Konstantin Levin'in köyde ağabeyi yanındayken huzursuz olmasının bir başka nedeni de özellikle Yazın köyde Levin'in çiftlik işleriyle sürekli meşgul olması ve yapılması gereken işlerin hepsini yetiştirebilmek için uzun yaz günlerinin bile yetmemesi Sergey Ivanovich'in ise dinleniyor olmasıydı. Ancak Sergey Ivanovich şimdi dinleniyor, yani eseri üzerinde çalışmıyor olsa da zihinsel çalışmaya o kadar alışkındı ki aklına gelen düşünceleri kısa ve güzel bir şekilde ifade etmeyi ve bu düşünceleri dinleyecek birinin yanında olmasını severdi. En alışılmış ve doğal dinleyicisi kardeşiydi. Dolayısıyla ilişkilerinin teklifsizliğine karşın abeyini yalnız bırakmak Konstantini huzursuz ediyordu. Sergey Ivanoviç otların üstüne uzanıp güneşlenmeyi bir yandan da tembel tembel çene çalmayı severdi. Bu tembellik benim için ne büyük bir zevk inanamazsın diyordu kardeşine. Kafamda tek bir düşünce yok. Bomboş. Fakat Konstantin Levine oturup onu dinlemek, özellikle kendi başında olmadan gübreyi sürülmemiş bir tarlaya götüreceklerini, tanrı bilir nereye yığacaklarını, pulluğun dişlerini sıkıştırmayıp çıkaracaklarını, sonra da pulluğun uyduruk bir şey olduğunu, karabasanın daha çok işe yaradığını falan söyleyeceklerini bildiği için sıkıcı geliyordu. Sıcakta gidip geldiğin yeter diyordu Sergey Ivanoviç kardeşine. Hayır sadece bir dakikalığına yazıhaneye gideceğim diyordu Levin ve koşup tarlaya gidiyordu. Haziran'ın ilk günlerinde aynı zamanda kahya olan dadı Agafya yeni tuzladığı mantarlarla dolu kavanozu mahzene götürürken ayağa kayıp düşmüş elini burkmuştu. Yerel yönetimin okulu yeni bitirmiş konuşkan genç hekimi geldi eli muayene etti. Çıkık olmadığını söyledi. Kompres koydu ve öğle yemeğine kalıp ünlü Sergey Ivanoviç Koznişev'le sohbetin tadını çıkarttı. Kültürlü birinin görüşlerine sahip olduğunu göstermek için Sergey Ivanoviç'e yerel yönetim işlerinin kötü durumundan yakınarak bütün ilçe dedikodularını anlattı. Sergey Ivanoviç dikkatle dinledi, soru sordu ve yeni bir dinleyici bulmanın heyecanıyla lafa dalıp genç doktorun saygıyla takdir ettiği birkaç isabetli ve önemli düşünce ileri sürdü. Kardeşinin iyi bildiği, parlak ve canlı bir konuşmadan sonra genellikle girdiği o canlı ruhsal durumuna girdi. Doktorun gidişinden sonra Sergey Ivanoviç oltasını alıp nehir kıyısına gitmek istedi. Balık avlamayı sever, böyle aptalca bir uğraşı sevebildiği için kendisiyle adeta gurur duyardı. Tarlaya ve çayıra gitmesi gereken Konstantin Levin, ağabeyini kabrioletle götürmeyi teklif etti. Yıllık ürünün artık belli olduğu, gelecek yılın ekimi için telaşın başladığı ve ot biçme işinin yaklaştığı, çavdarın iyice başak tuttuğu, gri yeşil renkte henüz dolgunlaşmamış, hafif başakların rüzgarda dalgalandığı, yeşil yulafların üzerlerinde oraya buraya dağılmış sarı ot kümeleriyle birlikte düzensiz bir şekilde boy attığı, erken yetişen kara buğdayın artık toprağı örterek büyüdüğü, hayvanların yürüye yürüye taşlaştığı kara sabanın istemediği nazasa bırakılmış tarlaların yarı yarıya sürüldüğü, kurumuş gübre yığınlarının şafak vakti oğul otlarıyla birlikte koktuğu ve aşağılarda kararmış kümeler halinde yaprakları toplanmış kuzu kulağı saplarıyla çayırların biçilmeyi bekleyerek koca bir deniz gibi göründüğü yaza geçiş zamanıydı. Köy işlerinde her yıl ilenelen, ve her yıl halkın bütün gücünü harcaması neden olan hasattan önceki son kısa soluklanma zamanıydı. Ürün çok iyiydi. Gündüzler açık ve sıcak geçiyordu. Kısa yaz gecelerinde ise her yer çiğle örtülüyordu. İki kardeş çayırlığa gitmek için ormandan geçmek zorundaydı. Sergey Ivanoviç kardeşine kah gölge tarafı koyu sarı tomurcuklarıyla alacalı çiçek açmaya hazırlanan yaşlı ıhlamur ağacını kah zümrüt gibi parıldayan bu yılın genç sürgünlerini göstererek yaprağa boyulmuş ormanın güzelliğini hayranlıkla seyrediyordu. Konstantin Levin doğanın güzelliğiyle ilgili söz söylemeyi ve dinlemeyi sevmezdi. Onun açısından sözler gözüyle gördüğü güzelliği yok ediyordu. Ağabeyinin söylediklerini onaylıyordu ama elinde olmadan başka şeyler düşünüyordu. Ormandan geçince bütün dikkatini küçük bir tepenin üstünde toprakları basılmaktan kafes kafes bölünmüş, otları sararmış ve küme küme yığılmış, nadasa bırakılmış bir tarlanın görünüşü çekti. Tarlada bir sıra halinde arabalar ilerliyordu.'' Levin arabaları saydı. Gerekli olan her şeyin getirilmesinden memnun kaldı. Çayırları görünce düşünceleri ot biçme işine kaydı. Kuru otlar toplanırken her zaman canlanma gibi bir şey hissederdi. Çayıra varınca Levin arabayı durdurdu. Sabahçıyı otların sık olan alt kısımlarında henüz duruyordu ve Sergey Ivanovich ayaklarını ıslatmamak için çayırlıktan arabayla geçirip tatlı sul levreyi yakalayabileceği sülüteye kadar götürmesini rica etti. Çayırlarını ezmek Konstantin Levin'in canını sıktıysa da çayırlığa girdi yüksek otlar tohumlarını tekerleklerin ıslak parmaklarında ve poyralarında bırakarak yumuşak bir şekilde tekerleklere ve atın ayaklarına dolanıyordu. Ağabeyi oltasını alıp söğüt çalıların altına oturdu. Levin ise arabayı kenara çekip atı bağladı ve rüzgarla hareket etmeyen gri yeşil çok büyük çayır denizine girdi. Olgunlaşmış tohumlarıyla ipek gibi görünen otlar Suların bastığı yerlerde neredeyse bele kadar geliyordu. Çayırı enlemesine geçen Konstantin Levin yola çıktı ve arı dolu bir sepet taşıyan bir gözü şişmiş yaşlı bir adama rastladı. ''Nedir o? Yakaladın mı yoksa Fomich?'' diye sordu Levin. ''Ne yakalaması Konstantin? Benimkileri koruyabilsem ikinci kez kaçtı. Sağ olsun çocuklar atlarını atlayıp yetiştiler. Sizin tarlada çift sürüyorlarmış. Atların koşumlarını çıkarıp yetiştiler.'' E ee, ne dersin Fomiç? Otları biçmeli mi, beklemeli mi yoksa? Ne bileyim ben, bizde Petrov gününe kadar beklenir. Ama siz her zaman daha erken biçiyorsunuz. Neyse, Tanrı'ya şükür otları iyi. Hayvanlar ferahlayacak. Peki havaya ne dersin? Tanrı'nın işi, havada iyi olabilir. Levin ağabeyinin yanına gitti. Sergey Ivanoviç balık yakalamamıştı ama canı da sıkılmamıştı. Görünüşe bakılırsa çok neşeliydi. Levin doktorla yaptığı sohbetle galeyana gelen ağabeyinin konuşmak istediğini görüyordu. Levin ise tam tersine ertesi güne biçicileri çağırmak için emir vermek üzere bir an önce eve dönmek ve kafasını bu kadar yoğun şekilde meşgul eden ot bitme işiyle ilgili kuşkularını gidermek istiyordu. Hadi gidelim dedi. Ne acelen var oturalım. Amma da ıslanmışsın. Balık yakalamasan da güzel. Doğayla baş başa kaldığın için her av iyidir. Şu çelik gibi suyun güzelliğine bak dedi Sergei Ivanovich. Bu çayırlı kıyılar diye devam etti. Bana her zaman bir bilmeceyi anımsatır bilir misin? Otlar suya biz sallanıyoruz sallanıyoruz dermiş. Bu bilmeceyi bilmiyorum diye yanıtladı Levin bezgin bir halde.